Merhaba arkadaşlar. Yaklaştırıyorum. Çok rüzgar var. Uçağa binmek üzereyiz. Biraz vakit geçiriyoruz. Orhan Yıldırım'da. Beşiktaş dün akşam berbat oynadı biliyorsunuz. Abdullah Hoca'nın maçtan sonra açıklamasını dinledim. Eğer gerçekleri, inandığı şeyleri söylüyorsa bu çok tehlikeli, çünkü hoca demek ki sahadaki görüntünün farkında değil. Yok. Belli bir strateji anlamlarını konuşuyorsa lafım yok. Değil mi sevgili Orhan? Ne diyorsun? Neyle ilgili? Orhan Yıldırım. Neyle ilgili? Maç bitti. Abdullah Hoca konuşuyor. Diyor ki top bizde, pas bizde. Puan kimdi hoca? Abi artık Abdullah Hoca bunları bırakıp takımına bakması lazım. Bakın 40 pas yapıyor. Arada kendi sahasında. Dün akşam oldu bir tane daha tatlı gibi. Yani sıradan bir takım 3 pasla 5 kısak olan. Ya ben hoca top kimde diye falan Allah bırakıp abi o şey bakma bu sistem istemiyor. Ya bence Beşiktaş'ta çok pozisyon veriyor. Kanatta işlemiyor, defans işlemiyor. Evet bak. İki direkten döndü. Bir gol oldu. 5-6'dan pozisyon alan şey Beşiktaş'ın. 38 dakika. Evet, 5-0 olabilirdi. 6 da olabilirdi. Ya bence hoca artık onları bırakıp bunlara bakması lazım. Sence Abdullah Avcı da bu iş gider mi gitmez? Valla ben daha erken biliyorum. Bir iki maçlar pek temel kazım ama şu an göğüne göre ama gidecek gibi görünüyor. Evet, maalesef. Ya şöyle söyleyeyim. Akşam senin rakibin Trabzonspor olsa, veya başka takım olsa, Alanya, Başakşehir olsa, Bişçalı, Konya Spor olsa, Alanya Spor olsa, Trabzon, hadi. Galatasaray olsa çok farklı olur. Santra yapmaktan yorulurdun ya. Aynen, evet. Allah'tan Galatasaray yarı yatıyor. 2-0 önde Beşiktaş 10 kişi, 9 kişi daha seyir oyuncular vakit geçiriyor. Allah akıl fikir versin. Evet. Değil mi? Evet. Vakit geçiyor. Ya, bir de hoca çok şey yaptı ama değişik yapamıyor ya zamanında. Bir de bekliyor. İşte 50 olsun, 60 olsun. Yani 65. Şenol Hoca da öyle. Bunlar seviyorlar. Türk hoca o 72'yi bekliyordu Şenol Hoca. Evet. Daha 7'de 5 günü mümkün mesela güven. Daha hiç sahada yoktu. Evet. Bir abi de yoktu. Abi değiştirmesi lazım. Hamle yapması lazımdı. Ha yapmadı. Aynen. Ayrıca bir üstelik. Akiba duruyorsa kenarda durumu iyi. Oynayacak abi bak. Oynar. Yani böyle maçta o başta. Maçı da o toparladı. O zaman hadi uçağımıza gidelim. Abi diyelim. Bizden bir sıra söyleyeyim. Böyle büyük takımlarda işte bir sorumluluk alacak bir şey lazım. Lider lazım. Lazım. Evet. Beşiktaş'ta yok. Mesela, akşam mademi çalmaz. Mesela bak Galatasaray'da var. Fener'de var. Trabzonspor'da var. İşte bizde yok. Adam bu sene oynamıyor. Çünkü Bolsa hepsini aldılar. Bu sene bence biraz kaytarıyor gibi. Yani ne zaman Beşiktaş öne geçiyor o zaman oynuyor Adem. Aynen. Ama Adem'in daha önce oynaması lazım. Diyorum. Adem kesinlikle liderlik yapmıyor. Yok maalesef yapamıyor daha doğrusu. Belki de yapamıyor. Evet sayın seyirciler, şu anda da uçağımıza biniyoruz gördüğünüz gibi. Bir yandan da çekimimizi devam ediyoruz. Şunu söylüyorum tekrar. Beşiktaş inanılmaz kötü. Ama bu kadro kalitesiyle ilgili bir şey değil. Beşiktaş'ın en büyük sorunu hocanın sistemiyle takımın uyuşmaması. Dolayısıyla hoca artık bu sistemde ısrar etmemeli. Hani çok güzel bir deyiş vardır. Zengin hayırsız evlat, memuru süslü avrat, çiftçiyi kuru inat çıkar derler. Hocam inat etme. Hocam inat etme, bu inat seni de yıkar. Beşiktaş'ı da yıkar. Evet beyler, artık uçağa biniyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.